Burada yine hastalarımdan gelen sorulardan bir tanesi de ben penis uzatma ameliyatı olmak istiyorum ama bunu şu teknikle yaptırmak istiyorum gibi. Aslında tam da bir soru değil ama böyle bir direkt istekle bana başvuruyorlar. Penis uzatma ameliyatı sadece tek bir yöntemle yapılabilir. O yöntemde penisin karın ön duvarına bağlı kalmasını sağlayacak asıcı bağ dediğimiz kısa böyle özellikle sıkı kas liflerini içeren bir asıcı bağ var. Bunun ancak kesilmesiyle mümkün olabilir. Bunun dışında işte alttan bir müdahale yapılabilir, yandan bir müdahale yapılabilir veya deri farklı yönlere çekilerek penis uzatılabilir gibi farklı farklı bilgilerle bazen hastalarım bana başvuruyor. Bunların hiçbirisi gerçek değil. Yani penisin uzatılabilmesi için o kök kısmındaki asıcı bağa mutlaka ve mutlaka müdahale yapmak gerekiyor. Belki bunun tamamen kesilmesi, serbestleştirilmesi değil ama ben burada sadece bir %80 oranında bu asıcı bağın kesilip serbestleştirilmesini uyguluyorum. Ancak bu yöntemle penis uzatma cerrahisi gerçekleştirilebilir. Tabii bu işlemin kapatılma aşamasında, ameliyatın son noktasında hastanın cilt dokusuyla alakalı böyle çok o cilt dokusunun elastik olmadığını düşünüyorsak, bunun çok aşırı gergin olduğunu düşünüyorsak belki cilt dokusuyla ilgili küçük müdahaleler yapabiliyoruz ve orada hafif bir miktar esnekliği sağlayabiliyoruz. Ama bu cilde yapılan müdahale aslında penis uzatma cerrahisinin kendisi değil. Sadece penis uzatmaya yardımcı bir destek rolü görüyor diyebilirim. Bir de şunu belirtmek istiyorum. Penis uzatma cerrahisi mi kalıcı, penis kalınlaştırma cerrahisi mi kalıcı? Penis uzatma cerrahisinde asıcı bağ yaptığımız müdahale tamamen kalıcı. Yani hastanın hayatı boyunca o elde ettiği uzama miktarı devam edebilir. Ama burada bir şart var. Penisin aktif olarak kullanılması gerekiyor. Yani biz müdahale esnasında penisin görünmeyen kısmını bu asıcı bağı serbestleyerek görünür hale getiriyoruz. İdeal bir peniste bazen 3-4 santime kadar uzatma elde edebiliyoruz. Bu hastamızda kalıcı ama hasta aktif olarak cinsel performans göstermeye devam edecek. Penis kalınlaştırma operasyonunda ise farklı bir durum söz konusu. Çünkü penis kalınlaştırma operasyonunda karın bölgesinden yağ dokusu alıyoruz. Bunu özel bir işlemden geçiriyoruz ve penis altındaki cilt dokusuna bunu enjekte ediyoruz. Enjekte ettikten sonra tahmini olarak 3 hafta gibi bir sürede oradaki yağ dokusu hücrelerinin içi boşalıyor. Tabiri caizse sadece geride bunun bir posa kısmı gibi bir kısmı kalıyor ve o cilt altındaki dokuda bir kalınlık sağlıyor. Bunun hangi erkekte ne kadar süreyle kalıcı olacağını açıkçası çok fazla bilmiyoruz. Ama tek bildiğimiz bir şey var. Belki 5 yıl sonra %100 kalıcı olmayacak. Burada belirleyici faktör kişinin yağ kalitesi. Yani kişinin karın kısmından aldığımız yağ dokusu çok kaliteli ise enjekte ettikten sonra özellikle de sigara içmeyen genç erkeklerde bazen 4-5 yıla kadar bunun kalıcılığını görebiliyoruz. Ama yağ kalitesi çok kötüyse iyi beslenmeyen çok yoğun sigara içicisi bir erkekte de enjekte ettikten sonra 6 ay içerisinde bunun tamamen eridiğini de görebiliyoruz. Bu nedenle penis kalınlaştırma cerrahisi sonuçları kalıcı mıdır sorusunun cevabı aslında uzun dönem için hayır denilebilir. Sadece burada kişinin yağ kalitesi önemli, beslenme durumu önemli ve sigara içiciliği çok önemli.